Şimdi yavaş yavaş site'e girilmeye çalışıyor. Açığa çıkan oyuncuların sayısı bir hayli fazla. Ormanı görebilir mi Tez? Karşısında rakip Ormanı, bu arada Aiden. Tez'i yakaladı, şimdi site'e girmeye çalışılıyor ama Toronto hala yıkılmış değil. Ve Cypher henüz A'dan, Toronto tek başına. Ve Cypher'ın desteği olmadan bu site'i kaybedecekler. Biraz daha şansı artacaktır. İki oyuncu da KKN'de pozisyon aldı. Birebire getiriyor. Headshot'ı var ama 16 cana kadar düştü Zisto. Bir ışınlanma fake'i geldi. Zisto hala kamerası var. Ama kamerayı artık kullanabilecek gibi değil. Wolvenkcan, Aiden 4 kill ile birlikte ilk roundu Haze Clan hanesine yazdırıyor. Oxygen adına bir kabus. Önemli çünkü oradan bir oyuncu bile kaybetmek round'un gidişatını sıkıntıya sokabilir. Toronto şatkanı ile birlikte ilk oyuncuyu düşürdü. Yarı canına kadar da indiriyor. Mitez'den bir headshot çıkmış. Toronto harikalar yaratıyor. Bir mermisi kaldı saçmaları. İsabet etmiyor Aiden. Çok yakındı. Toronto çok yakındı round'un kahramanı olmaya ama smoke içerisinde bekliyor, karanlık örtü içerisinde. Mitez pek fazla canı kalmadı HSM. İki tane jet kill'e Aiden geldi tünelden. Birebir değişimde kill çıkarmış. Toronto düşerken Zisto ile Turco çok güzel bir ikili oyunu esasen ama buradan çıkan sadece bir kill var. Tetiği çekecek mi Zisto, çekiyor. Gelen bir sarmal bomba söz konusuydu ama zaten öncesinde HSM gerekli hamleyi, gerekli dokunuşu yaptı. Devamında Mavera bulutu daha vardı ve bunu da kullanıyor. 2-2. 2-2 zaman akmaya devam ediyor. Hala site'den çok uzaktalar. Short yanında HSM. Mükemmel bir headshot, 3 kill toplamda. Aiden'dan gelen birebir trade ve devamında 1-2 Aiden kazanıyor. 4-0 oldu böylelikle Haze Clan. Bunlar tepilmeyecek daha fazla. Toronto Aiden'ı vurdu. Gelen bir ulti var, Mites. Yine bu sırada Baze'yi düşürmüş Toronto. Tekvan'ı yakaladı İsa. Gerçekten tüm dünyaya karşı artık pek bir şansı olduğundan bahsedemeyiz. Etrafı sarıldı ve İsa da Toronto tarafından yakalanıldı. 4 kill Toronto'dan. Bundan katkı alabilecek mi? Üzerine gelen 3 tane oyuncu var. Mavera hepsini dodge'lamaya çalışıyor. Mavera spray bastı. 2 tane kill bence. Özellikle tecrit de varken 2 tane Odin kill'i. Mavera üstüne düşen görevi layıkıyla yerine getirdi. Artık tek başına. Şimdi Aiden. Şu ana kadar harika bir oyun çıkardı Aiden. Bayağı canını azaltıyor Toronto'nun ama peşinden gelen Turco gerekli kill'i çıkarmış oldu. 4-2 olacak. 4 oyuncu da aynı yerden. Heaven'dan gelmeye çalışıyorlar. Mavera. İlkili Odin'in aldı, Tekvan'ın saklanması lazım. Flash'ı yok. Kem gözü olmadığı için çatışmaya girdi Turco. Tekvan'ı yakalamış Aiden Haven altında. Orada bir açıklık var ama Aiden ilk kullandığı açıklıktan şimdi cezalandırıldı. Killjoy 1-2 oynayacak. Klasiklerle çatışıyorlar ve İsa zaman onun lehine. Turco her ne kadar İsa'yı yakalasa da burada Spike'ı imha edemiyor. Rüzgar gibi ve şimdi Aiden pazarda Toronto'ya bu düelloyu kaybetti. Devamında bir Frenzy ikili. HSM'den yine çıkmayı tercih ediyor. Biraz Toronto biliyorsun hareketli, enerjik ve hiperaktif bir oyuncu. Reload'u attı. Çok uzun sürdü bu düellolar. Of! Mavera. Mavera fırsatı teptiği an HSM'in üstüne gitti ve üçlüyle harika bir vuruş yaptı zıplayarak. Devamında son kill de geliyor hemen. Bir kill çıkarmış. Bu arada A'da da inanılmaz bir karambol var. Yani bu karambolde Toronto affetmedi ilk rakibini ama Aiden'ı beklemiyorlar. Aiden patlayıcı gücü en azından Asyan haritasında oldukça fazla. Baze'i bu arada piklemek isteyecek. Yeri belli oldu. Yine de turret bu sefer o kadar da işe yaramıyor. Zisto'ya headshot'ı gönderdi çünkü Zisto koşarak gidiyor. Ya ölçtü biçti Baze'i. O cross'u direkt Zisto'nun kafasına koşu yoluna bıraktı. Artık ne düşürse kar Turco. Üzerine doğru bir şok oku geliyor. Headshot geldi. Kem gözü de kırdı. Girçiklerle oynamak istiyor Turco. Gider ayak iki tane rakibini düşürüyor ki rakibinin ekonomisine ciddi bir hasar verecek bu. Bu açı onun için yeterli değil. Yalnız Mites çok yakında bekliyor. Off angle'da bekliyor Mites. Oo, çok kötü zamanlama. Yaklaşık 30 saniyedir bekliyordu orayı ya, Mites. Mites gerçekten hissediyorum neler düşündüğünü İsa. Burada Zisto'yu yakalamış. Şimdi adam üstünlüğü perçinlendi. İsa'nın Guardian'ı. Bir Killjoy ultisi gelirse orada kalabilirler Toronto. Aiden'ı yakaladı. Şimdi Baze ile şu an site'da HSM'in hiçbir desteği yok. Birbirlerinin sırtını kollamak zorundalar. İlk kill geldi Baze'den. Bakalım bir tane daha bulabilir mi Baze? Harika rotasyon. Yalnız HSM'i bilmiyorlar. Üzerine gidecekler HSM. Hayatta kalması yeterli. 12 saniye. Ve HSM olabildiğince hayatta kalmayı başardı Turco. Bakalım Spike'ı kurabilecek vakti var mı? Var. 5 saniye kala Spike'a basıyor. 2v2. Operatör vuruşu çok kritik deve kaçtı ilk etapta. Killjoy'un tecrisi kullanıldı şimdi pazar bölgesinde. Toronto biraz daha agresif oynamak istedi. Yalnız tecrit bütün
Haritayı şu an kaplamış durumda. Çıkmak zorundalar, oynamak zorundalar. Çekman 1v1'e getirdi. Ulti çok yakında olduğunu farkında. Etkileniyor. Etkileniyor, bıçağa gidiyor Tekvan. O ya. Acımasız Tekvan. Birazcık daha insaflı davranacak. Bıçağa gitmedi. Direkt site'a gidip tabii ki spike oturması lazım. İşin fantezi kısmını biraz geride bıraktık. Muhtemel. Alacak. Bakmıyor. Hiç bakmıyor. Tekvan belki de zor olan kill'i çıkarttı. Azleti'yle birlikte kaçabiliyor. Bunlar aslında ard arda yapılan hatalar. Fakat Toronto bu sefer cezalandıramadı. Şimdi Mites 1-2 oynayacak. Ve çok fazla süresi yok. Arkasından yaklaşan HSM. Mites bir an için bu kadar sakin geldiğinde herhalde orada kimsenin olmayacağını düşündü. Ama yanlış bir tahminde bulundu ve B'yi kalabalık tutun. B kalabalık tutuyor. Zamanlama HSM de yine Zistu'yu da yakaladı. Ve şimdi site'a girmek olduğundan çok daha zor olacak. HSM bu sefer hızla geçti. Canları az. Hücum ekibi oyuncularının site'e ilerlemeye çalışıyorlar. Toronto Aiden'ı yakalamış. İki oyuncu kayıkhanede. Onun üzerine gidebilirler. Onların üzerine gidebilirler. Baze bütün oklarını kullanıyor. Elde ne var ne yok. İsa geldi. Bu sefer Vandal'la Mavera'yı düşürdü. Son 26 saniye 2'ye 4 pozisyon. Bu arada Toronto ile Türko birer kill daha buldular. Şimdi işin rengi değişebilir ama İsa son anda site'i yakaladı ve devamında Tekvan başlangıç noktasından geldi ve Toronto'yu buldu. Duman bulutundan çıkacak. Zistu bu arada Şerif'te Tekvan'ı yakalamış Aiden. Zistu'yu buldu. Toronto hiç sağına soluna bakmadı. İsa'dan gelen spray transferi harika. Türko İsa'yı yakaladıktan sonra Heaven'da şimdi HSM geçilmesi zor operatörüyle geçit vermedi ve bu roundu da kazanıyor Haze Clan 12-10. Ulti de var. A'ya girmek şu aşamada biraz erken olabilir. Mavera HSM belki de en kritik vuruşlardan bir tanesini kaçırdı. Ve şimdi durum 2'ye 4. Artık birer birer site'leri paylaşmak durumundalar. Hatta Baze'i B'yi terk etti. A'ya hücum gerçekleşiyor. İsa bakalım devleşebilir mi? İlk oyuncu düşürdü. Rakiplerinin pek fazla canı yok. Mites bu kadar az canla 3. kilimi de çıkardı. Baze'i yakalayan da Zist oldu. İsa'yı buldu bu arada HSM. Zistu'yu yakaladıktan sonra şimdi adamın üstünlüğü tekrar ve tekrar Haze Clan'a gelirken HSM bunu perçinledi. Bu son darbe olabilir. 2'ye 4 pozisyon. Türko şimdi Mavera ile birlikte tamam ya da devam roundunu oynayacaklar ama hiç de kolay koşullar altında değil. Bir de Wallbang 46 canı kaldı Mavera'nın. Birçok şey artık Türko'ya bakıyor. Spike yerleştirilmek üzere karanlık örtü var. Bu karanlık örtüden zannediyorum çıkacaklar. Bir sarmal bomba atıldı bu arada. HSM ilk kill almış ultisiyle Türko tek. Çok fazla şansı olmasa gerek Türko'nun ve Tekvan son darbeyi vurdu. Haze Clan adına gerçekten takdir edilmesi gereken bir Ascent haritası. 10'a 7'den geri döndüler ki çok silik bir görüntüden bence geri döndüler.